Mutlu günler diliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranındayız sayın seyirciler. Birazdan başlayacak mücadelede 2022 yılı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda ikinci etapta yarı finalli heyecanı yaşanacak ve Tayfun Taşdemir ile Lütfi Çenet kozlarını paylaşacak. Gölbaşı'nda Ankara'da Türkiye Bilardo Federasyonu spor tesislerindeyiz ve bugün de yayınımızda bize yardımcı olacak Rıfat Özçöllü ve şu an sizlere de yine ekrandan da selamlarımızı iletiyoruz. Rıfat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün bilardo severlere, bütün spor severlere merhabalar. Bugün harika bir bilardo günü olacağını düşünüyoruz. Çünkü en usta oyuncularımız yarı finale kaldı diyebiliriz. Sadece ilk 5'teki oyuncularımız içerisinde sadece Semih Saygıner yok. Murat Naci Çoklu la dün karşılaştılar. Az sonra yarı final müsabakasına başlayabiliriz. Bir oyun çıkararak Semih Usta maçlar esnasında lütfen yenme gururunu yaşadı. Sessiz modda kullanılır. Lütfü Çenet şimdi ekrana yansıyor. Rakibini bekliyor aslında Tayfun Taşdemir ile beraber ve şimdi anonsu yapan Sermet Dağlı hocamıza sözü bırakalım. Erkekler, ikinci etap şampiyonasına hepiniz hoş geldiniz. Maçı yönetecek hakemlerimizi anons ediyorum. İzmir bölgesi hakemimiz Aytekin Yıldırım. Yine İzmir bölgesi hakemimiz Ata Türk Oğuz. Ve sporcularımız Tayfun Taşdemir. Lütfi Çenet. Sporcu ve hakemlerinize başarılar. Siz seyircilerinize keyifli seyirler diliyoruz. Evet, bıraktığımız yerden devam edelim. Sermet Dağlı hocamıza teşekkür ediyoruz. Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenes şimdi selamlaşıyorlar. Bant atışı yapacaklar. Rıfat Özçülü ile beraberiz. Aslında ben biraz da sözünüzü kesmiş oldum. Güzel bir mücadele ortaya koymuştu Semih Saygıner karşısında. Murat Naci Çoklu 12 ıstakada 40-18 biten mücadelede adını finale yazdırdı ki aslında Semih Saygıner'in isminin yer almış olması bile farklı bir hava katıyor hiç kuşkusuz. Kısmet diyelim bu sefer yani birinci etabın galibi olan Semih Saygıner'i finalde dörtlü final mücadelesi izleyemeyeceğiz. Evet, bu arada başlangıç atışını belirleyen bant atışı var bilardo'da, klasik geleneksel. Tayfun Taşdemir kazandı ve başlangıç atışını yapacak. Evet, açılışı Tayfun Taşdemir'le yapacağız. Beyaz topu da kazanmış oldu. Beyaz topun da psikolojik bir etkisi var muhakkak. Ve tabii ki çok önemli bir avantajı var. Dediğim anda avantajı kaçırıyor. Açılışı iyi yapamadı Tayfun Taşdemir. Evet, masayı daha hissetmemiş olabilir. Evet. Başlarda böyle şeyler doğal olabilir. Ve federasyonumuzun bu yüksek serileri ödüllendirdiği bir uygulaması var. Evet. 10.000 TL'nin de sahibi olmuş oldu. Evet. Tayfun Taşdemir. Aynı maçta yani Sevgi'nin adı Güzeloğlu mücadelesinde 20 sayılık bir seri ki 29'a gelir miyiz? Dünya rekoru yaşanır mı? Tabii bunu da zaman gösterir bilemiyorum. Ben geçtiğimiz yayınlarda çok fazla dile getirdim. Hatta bu rekorun kırılma aşaması 29 yıl önceydi. Şekilde bu üst seviyede seriyi bekliyoruz demiştim ama kısmet evet. Olmadı. Evet, dünya tarihinde 4 kez çekildi. Hı hı. 29 serisi. Ve bu arada ikinci sayısını aldı. İkinci sayısını alıyor evet Lütfi İlk Çenet. Kısakada. Lütfi Çenet de milli takımlar düzeyinde bize şampiyonluklar yaşatan takımlarımızda yer aldı. Milli gururlarımızdan Tayfun Taşdemir'le birlikte. 2 kez dünya kupalarında gümüş madalyası var. Ve 2 kez de bronz madalyası var. Kürsüye çıkarak bizi mutlu eden, onurlandıran oyuncularımızdan, Ankara bölgesinden, ustalarımızdan. Evet. Şimdi 3. sayı için masada, evet, kırmızıdan bir tercih düşünüyor. Evet, görüyorsunuz. Kırmızıyı çok güzel kontrol etti. Seriye getirmek gibi bir hedefi de var bir yandan. Ve ilk ıstakada Thank you.
Lütfü Çenet ilk ıstakada 3. sayısını az önce aldı. Bakalım dördüncü sayı gelecek mi? Kırmızının solundan denedi ve bu kez olmadı. En azından çok kolay pozisyon bırakmış oldu. Çözüm yelpazesi çok hani tabiri caizse çok cezayı kesemedi. Muhtemelen banttan çıkacak. Önce kırmızının ve ilk sayısını aldı. Tek bant bir recall diyoruz bunlara. İlk önce bandı görünce biz o atışlara bir recall diyoruz. İlk önce topu hedef almayıp bandı hedef almak esasına dayalı evet. Bir recall. Şimdi tekrar izledik. Evet, hesaplar yapıyor. Yine bir tuş riski var. Onu bertaraf etmesi lazım. O yüzden sarı daha rahat olacak herhalde. Kesme düşünüyor galiba. Evet. Sarıyı itti. Olmadı. Bu tuş hesapları muhtemelen o evet. İkinci sayı getirmedi. Tek bir sayı açılış yapmış oldu Tayfun Taşdemir bu yarı final mücadelesinde. Durum 3-1. İkinci ıstakada bakalım Lütfü Çenet nasıl bir yol izleyecek. Evet, bilardo biliyorsunuz oyuncuların kafalarında, zihinlerinde sürekli sayılar dönüyor. Geometrik hesaplar, matematik hesaplar, bir yandan da bu küresel cisimler olan bu küre topların fiziklerine çok hakimler. Bütün devirlerine, sağ hareketleri, sol hareketleri, ileri geri hareketleri ve aynı zamanda psikolojik dinamikler işliyor tabii ki. Maç başı psikolojik dinamiklerinde her zaman iyi bir başlangıç yapmayı hedeflerler. Güzel bir motivasyonu arkalarına almak için yine bir kole yöneldi. Evet, evet. Bütün hesaplar yapılıyor. Bu Lütfü'nün ilk bir kole olacak. Evet. Olmadı. Arkasından düşünebilir. Acaba evet. Evet, arkasından düşünebilir. Beni yanılttı bu kez Lütfü. Evet. İlk bir kolde sayıyı buldu. Tabii içeriden ben doğrudan kırmızıdan çıkacak diye düşündüm ama evet. Beyazdan. Bu beyazın arkasından geldi. Bu bir gol sihirli. Önden gibi zannediliyor ama evet. Arkadan da aslında hesaplanabiliyor. Sanırım arkadan hesapladı kasten. Tabii çok olasılıklı evet. Ya da çok varyasyonlu sayılar olabilir. Ki bir gol çok şık, çok tatlı gördünüz. Evet. Evet, şimdi bir havuz denemesi. Evet. İkinci sayısını alıyor ikinci ıstakada. Lütfü Çenet ve toplamda da 5. sayısı farkı 4'e çıkardı. O da güzel maçlar çıkardı. O da formda açıkçası. Ben dünkü maçlarını da izledim. Gayet eli sıcak konumda. Evet. Furkan Şeneli 40-26 mağlup etti evet. 24 ıstakada. Son 16'da Burhan Genci 40-24. Son 32'de Yılmaz Özcan'ı 40-22. Son 64'te de Çetin İnceişi. Evet. Yılmaz Özcan zaten dünya şampiyonlarımızdan. Burhan Genç önceki etapta yarı final oynamıştı. Rakipleri de gerçekten zordu. Evet, yine bir düz turnike denedi. Gayet... Evet, çok asfaltta kaçıyor. 2 sayı aldı bu ıstakada. 5'e ulaştı Lütfü Çenet'in. Toplam sayısı 5-1. İkinci saka sonunda. Evet, Tayfun Taşdemir tekrar masada. Yine çok çok rahat bir pozisyon yok karşısında. Bu arada çeyrek finalde Furkan Şeneli yendi yine İstanbul bölgesinden Lütfü Çenet. Furkan'ın adını da analım. Gerçekten çok didindi, çalıştı, güzel maçlar çıkardı. Evet, bir zikzak düşünüyor muhtemelen. Evet. Dördüncü banttan. Evet, başarılı. Evet, sayıya ulaştı. Üçüncü stakaya sayıyla başladık. Seyri Tayfun çok güzel Taşdemir. Bu zikzakların değil mi? Evet. Akordeon gibi hareketler, akordeonun körükleri gibi bakın. Uzun bantları tercih etti. Aslında evet. Orada kısa bandı da belki düşünebilirdi ama tabii ilerleyen aşamada bunun örneklerini görebiliriz. Evet.
o varyasyon da var dediğiniz gibi, evet. Burada sadece kısaya yüz vermedi. Hep evet. Uzun bantlardan. Farkı 3'e indirdi şimdilik Tayfun Taşdemir bu 3. ıstakada. Evet, burada bir 5 bant ana kategorisinde andığımız sayılardan muhtemelen. Tepe kameradan şimdi izledik ve güzel bir atış. Evet, sarıya gidiyor, evet. Net. Farkı 2 indirdi Tayfun Taşdemir bu 3. ıstaka. Uğurlu geldi şimdilik. Milli sporcumuz. Bir sporcunun açılışı doğruyu yapamamış olması ya da ne bileyim açılışta o kadar üst seviyede binlerce kez yaptığı o atışı başarısız sonuçlandırması nasıl etkiler acaba? Vallahi. Ki Tayfun bunun başına geldiği için sordum. Bu örneği ilk defa, belki Tayfun'da ilk defa gördüğüm için sordum. Ya benim hani bir istatistik tutmadım. Ama yaklaşık gözlemlerim itibariyle söylüyorum. %90'ın üzerinde istatistikleri var başlangıç atışlarında oyuncuların. Ama dediğiniz gibi zaten bu oyunun azizliklerinden, belki de hani güzelliklerinden de birisi, masalar saat saat farklı tepkiler verebiliyorlar. Evet. Ve usta oyuncular bu tepkilere anlık refleksler, yanıtlar, kavrayışlar geliştirmek durumundalar. Ve onu da çok iyi yapıyorlar büyük ölçüde zaten. Evet. Üçüncü ıstakada Lütfi Çenet masa. Evet, beyaza yöneldi. Evet, muhtemelen 5 bantlık bir çözüm düşünüyor. Ters turnike mantığıyla. Evet. Ama ince gördü. Atışından da çok memnun olmadı zaten. Evet, uzun mesafelerde sapma hadisesi olabiliyor topta. Bakın çok uzun mesafe aslında. Ve falso kullanımı da olduğu için küçük bir sapma o istediği kalınlığı görmesinden onu uzaklaştırdı ne yazık ki. Evet. Evet. Lütfü Çenet ilk defa bir ıstakada hanesine sayı yazamadı. Fark 2'de kaldı bu 3. ıstaka sonunda. 4'teyiz. Sevdiği başlangıç atışları Tayfun Taşdemir'in. Hani bu tarz başlangıçlarla yüksek seriler çektiğine çokça şahit olduk. Sadece Türkiye şampiyonalarında değil, dünya kupalarında da 20'li rakamları çektiğine şahit olduk. Büyük keyifle. Evet. Ki bu organizasyonda da tekrar tekrar ifade edelim. Sezgin adı Güzeloğlu ile yaptığı mücadelede 13 ıstakada biten maçta 20 sayılık bir serisi var. 20 sayılık bir seri ve özel ödül alacak. Evet. Yayının başında da ifade ettiğimiz gibi. En üst seviyedeki seri şu an Tayfun Taşdemir'de. Zaten dünya bilardo otoritelerince, hatta 44 kez dünya kupasını kaldırmış Blondal'ın da ifade ettiği gibi seri kompozisyonunda oynayan ilk 3 oyuncudan biri. Yani bu karakterde oynamak onun alamet farikalarından. Kırmızının arkasından bir kesme. Acem diye tabir ediyoruz biz Türkler. 3. Evet. 3. sayıyı aldı ve öne geçti. Tayfun Taşdemir maçın başından bu yana ilk kez. Tabii daha henüz maçın başındayız diyoruz. 4. ıstakada. Bu mücadele bakalım kaç ıstakada sona erecek? Evet. Maçın başında Semih Saygıner'i andınız. İlk şampiyonluğu 81 yılında hatırladığım 17 yaşındaki, 41 senedir bu spora hizmet ediyor bütün arenalarda. Evet. Ve o aynı zamanda bir sözlü tarih o. Yine Acem kaldı görüyorsunuz. Evet. O anlatmıştı bu atışı. Acem Hüseyin lakaplı bir oyuncu çok atarmış. O yüzden bu atışın adı da Acem kalmış. Acem kalmış. Biz de çok benimsedik bunu. Evet. Ve orada seriyi 4'e çıkardı. Evet. Tayfun Taşdemir. Yani ikinci topun arkasından kısa uzun kısa arkasından kaçtı. Özür dilerim. Düzeltiyorum. Evet. Biz de tam o Acem Hüseyin'den bahsederken yanıldık. Çünkü çok az bir farkla o aradaki kapıdan kurtulmayı başardı beyaz sarıya dokunmadan. Yani seri 3'te kaldı. Biz bu düzeltmeyi de yapalım. Fark 1 ve 6-5'lik üstünlüğü var şu an için Tayfun Taşdemir. Biz rahmetli Hüseyin abiyi anarken sayıyı göremedik. Evet, şimdi bir düz turnike mantığıyla. Tuştan kaçamadı Lütfü Çenet. Bir balık durumu olabilir mi?
Olmadı. Olmadı. Evet. Olmadı. O da baktı zaten var mı evet, bir balık diye. Bir bekleyiş anı yaşandı. Bu arada üst üste ikinci kez hanesine sayı yazamadı Lütfü Çenet. Yani bu dördüncü stakada 6-5'lik üstünlük var. Tayfun Taşdemir'in hanesinde ve beşinci stakaya şimdi Tayfun Taşdemir'le başlıyoruz. Evet. Evet. Onun için başarı yüzdesi yüksek atışlardan biri. Ters turnike düşünüyor. Evet, 5 banttan düşünüyor. Kırmızı. Şimdi. Evet, yol verdi. O sayıyı aldı. 5. stakada ilk sayı Tayfun Taşdemir'den. Evet, bakalım pozisyona. Evet, görüyorsunuz. Çok hakim. Yumuşak tempolu bir oyun. Aynı zamanda kırmızıyı da kontrol ediyor, görüyorsunuz. Çok sert oynamayarak topların dağılmamasını sağlıyor. Masalar ortada. Birkaç alternatifi var. Yine sağından solundan bakıyor. Evet, masaya yattı. Şu duruştaki düzgünlüğe bakmanızı. Evet. Tabii yeni başlayan oyuncularımız için de müthiş burada tüyolar, püf noktaları var. Dikkatle izliyorlar onlar da. Postür çok önemli gerçekten. Evet. Ya da kendine güveni göstermesi açısından da Tayfun Taşdemir örnek bir isim. Evet. Ve de o düzgün doğrultuları böylelikle o düzgün duruşuyla yakalıyor. İzmir'de bir yayın yapmıştık Tayfun Taşdemir'le. Yorumculuk anlamında da gerçekten üst seviyede bir isim. Çok çok bilgilidir evet. Evet. Yine bir acem. Görüyorsunuz arkasından. Falsosu bitmez. Evet, falsosu diri. Çünkü yine 3 sayılık bir seri oldu. Bir öncekindeki aynı sayıyı yakaladı. Bizi evet, yanılttı o evet, evet. Acem atışında. Bakın 4. sayı gelecek mi aynı stakada? Evet. Ve seri de şu an yine seri kompozisyonunda devam ediyor. Belki oyuncularımızın dikkatini çeker. Neden Lütfi'nin şaftı beyaz, Tayfun Taşdemir'inki siyah diye? Tayfun Taşdemir bu arada 4. sayısına ulaştı. Evet. Biz bir yandan ıstaka materyallerinden bahsedelim. Bu ağaç değil. Tayfun Taşdemir'in oynadığı o klasik ağaç ıstakalar değil. Çok yeni bir teknoloji sayılır. Son yıllarda popülerleşti. Karbon materyali var şaftında. %100 sanırım karbon materyalinden oluşuyor. Biliyorsunuz ipliksi elyaf bir madde bu. Kimyasal bazlı. Yeni nesil sporcuların daha çok kullandığı. Ama bazı ağaç tutkunları var. Onlar hala ağaçtan vazgeçemiyorlar. Evet, serisi 5. bir triple ile 5. sayısını almış oldu. Evet. En üst seviyede seri oldu bu. Evet. Ve Tayfun Taşdemir iyiden iyiye farkı açtı böylelikle. 6 sayılık bir evet, avantaj. Zeki Dolma şu anda oynanmakta olan masaların kurucusu, o fabrikanın kurucusu, bütün dünyaya ihracat yapan bir markamız, gurur duyduğumuz yerli üretim. Yanındaki de Lütfi Çenet'in eşi. Evet, yine bir bu arada seri daha açıldı ve 6. sayısında aynı stakada, yani 5. stakada şimdi yazmış oldu. Fark şu an için bakıyorum 7'ye ulaştı. 5. stakada iyi bir seri yakaladı Tayfun Taşdemir. Evet, yine böyle bir dar alanda bir triple düşünüyor sarının solundan. Bakın üst falso veriyor yeni başlayanlar için. Tiyolar açıyı kapatmak için. Yedi oldu. Karbon ıstakaya niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü bunlar küresel cisimler. Falsoyu aldıkları zaman, dönmeye başladıkları zaman sapma hadisesi meydana geliyor. Yani istikametlerinden. Bunu daha da azaltacağı yönünde düşünülüyor karbon materyalinin. Özellikle darbeli atışlarda daha da verim alındığı düşünülüyor. Ahşaba göre. Ahşaba göre, evet. Mesela artistik bilardo dalında oynayan oyuncularımızdan bu arada 8. sayısı da geldi.
pek çok kişinin hayran olduğu Çaça Murat Karabul o ağaç tutkunudur ama artistik bilardoda verim alınabileceğini söyledi. Ama adaptasyon gerektiriyor. Dünya oyuncuları da, dünyadaki bazı oyuncular da geçtiler. 2 ayı, 3 ayı bulan adaptasyon sürelerinden bahsediyorlar karbon şaft için. Evet. Çünkü yıllarca bu oyuncular ağaç ahşapla oynamışlar. Evet. Bütün rekorlar şu an ahşap ıstakayla, ahşap evet. şaftlarla kırıldı. Evet, 9. sayıya gidiyor. Evet. 9. Görüyorsunuz. Seri 9 oldu. Çift tane ulaşır mı? Ya da bilemiyorum. Bundan sonraki aşamada bir mola, erken bir mola gelir mi? Ki 5. ıstakadayız. Eğer ki Sezgin Adıgüzel'le yaptığı mücadelede yakaladığı seriyi tekrarlarsa doğrudan doğruya molaya gideceğiz. O kesin. Evet, öyle olur ama Lütfü Çenes için çok iyi bir haber olmaz. 26-5'lik bir skorla molaya gidileceği anlamına gelir bu. Şu an baştan da söylediğiniz gibi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeyiz. Sadece bilardo oynanan muhteşem bir bilardo tesisindeyiz. Evet. Az farkla kaçtı. Düz turnikesi. Yani çift taneye ulaşması an meselesiydi ama benim yine nazarım değdi. Ya. 10 sayılık bir fark var şu an için. Tabii 5. saka henüz sonlanmadı. Lütfü Çenet'in karşılık verme imkanı var. Cevap bakalım nasıl gelecek Lütfü'den? Açıkçası Lütfü Çenet çok rekabetçi kişilikte bir oyuncudur. Hani tabii ki yüksek serilerin çekilmesini arzu ederiz. Keyifle de izleriz ama rekabeti de istiyoruz şu yarı final evet. maçında değil mi? Olmadı. 2 bantta kaldı. O cevap gecikecek biraz. Bakalım. Belli olmuyor Lütfi'nin maçlarında. 3 ıstaka üst üste. Evet. Sayı yazamamış oldu böylelikle Lütfü Çenet. Halbuki güzel başladı sayıydı. Evet. Maçı son ana kadar bırakmayan, çok inatçı, bu anlamda profesyonel derecede bir savaşçı. Bu salon tamamen bilardo oynanmak için tasarlanmış bir salon. Sevgili başkanımız Ersan Ercan, kendisi aynı zamanda kimyager, eczacı, bir kimyacı titizliğiyle bu salonu inşa edilmesine çokça emekleri var. Evet, Tayfun 6. Taşdemir. 6. ıstakada ilk sayıyı aldı. Tayfun Taşdemir. Ritmini kaybetmek istemiyor. Farkı 11'e çıkardı. Bu 6. ıstakanın da tabii daha henüz akıbeti belli değil. Şu an için dediğimiz gibi Tayfun Taşdemir'den yüksek sayıda bir seri gelirse belki maçı erken de bitirebilir ama tabii bunu konuşmak için çok erken. Evet. Yarı final mücadelesindeyiz. Türkiye 3 puan bilardo şampiyonasının ikinci etabı düzenleniyor. Oo. Artistik denebilecek nitelikte bir atış denedi. Çok eksantrik falsolarla. Acaba sarının dönüşünü mü düşünseydi bilemiyorum ama çok az farkla kaçtı. Evet. Belki o anda hissetti, vurmak istedi ama çok evet kıl payı kaçtı. Tek bir sayı. 11 farka ulaştı. Tayfun Taşdemir'in avantajı Lütfi Çenet'e karşı. Lütfi 6. ıstakada bakalım bu ölü toprağı üzerinden atabilecek mi? Üst üste 3 ıstaka hanesine sayı yazamadı ve bu ölü toprağı üstüne atmak için açılışı ilk adımı atıyor. Zaten az önce hissettim nasıl karşılık veririm diye düşünüyordu. O titreşimleri hissediyorsunuz. Evet. Ve de dilediği gibi bir başlangıç pozisyonu geldi serisi için. Bu arada Tayfun Taşdemir'in yüz ifadesi görüntüye yansıdı. Önümüzdeki sene çok heyecanla söylüyorum. Dünyada bilardonun kalbi önümüzdeki yıl Türkiye'de atacak. Çok büyük organizasyonlar Türkiye'ye emanet edildi önümüzdeki sene. Şubat'ta 3 bant Dünya Kupası yine bu salonda oynanacak. Yine Şubat'ta Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası oynanacak. Evet, ikinci sayısına. İkinci sayıyı aldı bu ıstakada. Lütfü Çenet ölü toprağa dediğimiz gibi iyi deneyi atmış oldu. Ve de evet tekrarında da izliyoruz. Tuş kontrolü harika. Evet. Kalan da yine düzgün bir fırsat ya da
sote diyebileceğimiz o küçük havuzdan çıkabilecek bir sayı da yine muhtemel görünüyor. Bir yandan yönetmenimiz bize çok harika tekrar çekimler sunuyor. Şıkır şıkır görüntüler. Kaçtı. Benim yine nazarım değdi. İki sayılık bir seride kaldı. Evet. Lütfü Çenet'in performansı 6. stakada. Hakemlerimiz Aytekin Yıldırım ve Atatürkoğuz. Onları da yine hatırlamış ve anonslamış olalım. İzmir bölgesinden hakemlerimiz. Bir yandan savunma yönü olan bir atıştı. Az önce Lütfi'nin tercih ettiği. Diagonal bir hat çizdi gördünüz. Bir evet. Köşegen. Oyuncular köşegenleri hiç sevmezler. Bakalım bir Ricolle bu köşegeni kırabilecek mi Tayfun Usta? Oldu. Evet. Evet. İlk bir Ricol sayısı diyelim. Hani eğer ki ilk ıstakada bir banttan çıkışı vardı. İkinci evet. ıstakada. O tek bant bir Ricol. O evet. tek bant bir Ricol'dü. Evet. Bu esas bir Ricol bu esas değil mi? Esas bir Ricol evet. Üç bandı da dolaşıp beyaz topun diğer toplarla evet. Buluşması. O mini bir Ricol. Evet. Evet serisine ikinci. Ortalaması da iyi durumda. Şu an 2 ortalamayı aştı. 7 ıstakada 17'ye vardı. 4 sayı daha çekerse 3 ortalamaya gidiyor. Bunlar çok üst düzey ortalamalar inanın. Evet. İkinci sayısı bu 7. ıstakada. Evet 18, 7 oldu. Tekrar 11 sayılık bir avantaj hanesinde şu an Tayfun Taşdemir'in. Evet dün kendisiyle konuştuk. Son aylarda çok güzel bir antrenman ritmine girdim Rifat dedi. Çok düzenli. Çocuğumu yuvaya bırakıyorum, antrenmana koşuyorum dedi. Çocuğun etkisiyle yani. Evet, çocuk erken uyanmak gerektiği herhalde çocukla beraber gerçekleşmiş oldu. Vallahi aslında disiplinli bir oyuncudur ama çocuk onu herhalde daha da disipline soktu. Evet. Allah bağışlasın. Allah diyelim. Bağışlasın. İsmi de Can bu arada. Yavrumuzun. Allah bağışlasın. Bu arada evet, üçüncü sayıyı da aldı. Pelikol ona uğurlu geldi. Yine bir 5 bant kesmeyle beraber ilerledi top. Evet. Bakalım ne kaldı. Evet çok da iyi kalmadı. Çok açık kalmadı. Zaten düşünüyor. Şunu da hatırlatalım. Ek süre hakları var sporcuların. Evet. Bu haklardan biri daha henüz kullanılmadı. Evet, şu an Lütfi Çenet bir kere kullanmış. Bunu da yine hatırlatalım. Evet. Tuşu kaçırdı. Evet, 5 banda gidiyor. Bakalım gücü, takati yetecek mi? Evet, evet gayet. Masalar, tempoları iyi masaların. Sıcak. Sabah saatleri olmasına rağmen. Seri oldu bu. Istakada Tayfun Taşdemir'in performansı. Bakalım daha da ileri gider mi? 2.667 şu an için evet. Tayfun'un ortalaması. Bir pike gelecek Oo. Mi derken bıraktı. Bir hesaplama daha yapacak zannederim. Evet. Ve yok pike de kararlı. Tabelaya da baktı. Zamanı yetecek mi diye bir evet. kontrol sağladı. Evet. Epey dikti. Bayağı tam pikeye yakın. Evet. Harika kırmızı bir atış. Kısadan bant çalması ama... lazım. Olur. Evet, bandı çaldı ama falsosu yetmedi. Molaya gidiyoruz. Molaya gidiyoruz. Tayfun Taşdemir bu 4 sayılık seriyle bizi molaya götürdü. Belki seriyi 5'e daha da fazlaya çıkartabilirdi ama çok az farkla kaçtı bu pikeden. Hatta neredeyse temas etmiş gibi ama tekrar bizi yanılttı. Belki 27'lik evet. skorla molaya gidiyoruz. Tayfun Taşdemir avantajlı gidiyor. 13 sayılık bir farkla. Evet. Bizler bu 5 dakikalık aranın ardından yeniden sizleri bekliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Henüz mola süresi son bulmadı. Ve bizler de bu mola öncesinde yaşananlara kısaca bir kulak verelim ve göz atalım istiyoruz. Lütfü Çenet aslında iyi başladı. Açılışı yapan Tayfun Taşdemir açılışla beraber hanesine sayı yazamadan ilk ıstakada gelen ilk sayı bu şekildeydi. Lütfü Çenet'ten yansıyan 3 sayılık bir seri. Ardından
farkı 4'e de çıkarmayı başardı ama sonrası gelmedi. Üst üste 3 ıstaka hanesine sayı yazamadı Lütfü Çenet ve aslında inisiyatifi de Tayfun Taşdemir'e bıraktı. Ya da bir başka ifadeyle açılışla beraber hanesini yazamayan Tayfun Taşdemir sonrasını iyi getirdi. Hatta 4. ıstakada 3, 5. ıstakada 9 sayılık seriler yakalayarak farkı iyi deneyi açtı. Mola öncesinde de 27'lik yani 20'ye karşı 7'lik bir farkla, 13 sayılık bir farkla önemli bir avantaj hanesine yazdı. İlk 8 ıstakaya daha ulaşmadan yani ilk 7 ıstakada Tayfun Taşdemir. Evet, Cenet 40 saniye süre hakkı var bu yılda geliyor. Bunun sonuna kadar genelde bundan yönde hızlı bir şekilde 10 sayılara ulaştığını çokça gördük. 9-10 dakika içerisinde. Atak yapmayı planlıyordur. Görüntülerde de gördünüz az önce. Mola adeti koltuğunu terk edip bırakmamaktır. Mekan psikolojisi o şekilde. Hiç ayrılmaz. Orada durur. Evet. Sanki bir totem gibi. Evet. Zaten Lütfü hala bekliyor şu an. Tayfun Taşdemir mekandan uzaklaştı. Evet, bir tebdili mekan yaptı ama Lütfi bekler. Orada geçirmeyi tercih eder. Evet. Ve şu an odaklanmaya çalışıyor muhtemelen. Çok usta oyuncudur, çok mücadelecidir. Hiçbir zaman bıraktığını görmedik. Hiçbir zaman görmedim, inanın görmedim. Yıllardır. Belki de bu oyuncularımız 20 senedir, yaklaşık en az 20 senedir uluslararası arenada mücadele edip bizi gururla temsil eden sporcularımız. Geçen sene de genel klasman şampiyonuydu Tayfun Taşdemir. İkinci basamakta Can Çapak, üçüncü Turgay Orak ve dördüncü Lütfü Çenet bitirmişti 2021 yılının. Genel evet, klasmanı. Evet. Dünya klasmanındaki şu an yerlerini de söyleyelim. Tayfun Taşdemir şu an dünya bilardocuları arasında 7. sırada genel klasmanda. Semih Saygıner ustamız 9. sırada. Naci Çoklu 13. sırada. Lütfü Çenet de 22. sırada. Yani neredeyse ilk 20'de 4 evet, tane Türk dünya klasmanında oyuncumuz var. Güzel bir grafik ama bunu zaten sürekli hale getirmemiz daha güzel. Evet ve inanın yıllardır bu ortalamayı yaklaşık evet, tutturuyoruz. Bazen hatta ilk 25'te 5 olduğu, ilk 30'da 6 oyuncumuzun olduğu da oldu. Biliyorsunuz Kore, Belçika ve Türkiye evet, dünyada bilardoda özellikle 3 bantta söz sahibi ülkeler arasında. Bu arada maçın hakemlerinden Ata Türkoğuz da son hazırlıkları yapıyor. Daha doğru bir ifadeyle artık yavaş yavaş molanın son dakikasındayız ve birazdan başlayacak mücadelede Lütfü Çenet 7. ıstakada. Bakalım cevap verebilecek mi? Fark 13 sayıya kadar çıktı. Biz bu yorumları yaparken Rıfat Özçölü ile beraber tekrarladı izlemiş olduk. Evet, bu tekrarlar aslında tekrar tekrar izlemek yeni başlayanlar için çok faydalı. Çok harika bir iş yapıyor TRT kurumumuz. Evet, Atatürkoğuz şimdi Lütfü Çenet'e evet, 7. ıstakaya başlaması için masayı bıraktı. Lütfü Usta o karşılığı vermek için, tasarladığı karşılığı vermek için şu an masada. Evet, önünde çok kolay bir pozisyon yok inanın. Evet. Olmadı. Hakemimiz verdi gibi başlangıçta ama kendisi itiraz etti. Atatürkoğlu sayı ifadesini duyduk ama Lütfü hayır dedi. Lütfü bu sayı kaçtı ifadesini kullandı. Doğrudan doğruya topa temas ettiği için top. Yani kısa banda ulaşmadan evet, önce kırmızıya değdiği için sayı gerçekleşmedi. Biz bant çalma diye tabir ettiğimiz, biz çaldı diye gördük. Hakemimiz de öyle gördü ama evet işte oyunumuzun centilmenliği. Evet. Gerçekten hani. Normal şartlarda yarı final mücadelesinde Tayfun Taşdemir karşısında Lütfü Çenet bu yine bir gol denedi. Yaptı. Bu arada evet, güzel bir gol evet, izledik. Kısa uzun kez, uzun kombinasyonu. Plus diyoruz bu sisteme. Plus sistemi hı-hı, deniyor. Çok güzel hesapladı. Dediğim gibi hani sayaç gibi zihinleri sürekli sayıları sayıyorlar, geometrik hesaplar. Bir yandan Ekim'in sonunda da oyuncularımız bu turnuvadan sonra Hollanda'ya gidiyorlar. Wehl,
kentine gidiyorlar. Hani Hollandaca telaffuzuyla söyleyeyim. Ve 5. etap, Dünya Kupası'nda 5. etap gerçekleşecek. Yine pek çok oyuncuyla birlikte gideceğiz, çıkarma yapacağız Hollanda'ya. Umarım madalyalarla döneceğiz. Evet. Temas kupayı gerçekleşti. Evet, aldı. 22. sayısı oldu. Mola sonrası Tayfun Taşdemir'e daha yaramış ve uğurlu gelmiş görünüyor. Lütfü Çenet az önceki yaptığı uyarıyla beraber sırasını bekliyor artık. 8. stakayı bekliyoruz. Lütfü Çenet'in performansı bakalım yeniden maça ortak olmasını sağlayacak mı? Zaten genelde birer ikişer giden bir oyuncu değildir Lütfü Çenet. Hani 5, 6, 7'şer böyle tutturduğu zaman. İlla tek stakada da yapmıyor oyuncularımız. Hani 20 sayıya 3-4 stakada da ulaşıyorlar ki bu da hani 4 ortalamaya tekabül eder. Bunlar da inanın çok büyük yüzdeler. Tuş var mı? Tuşu kaçırdı. Evet. Şu an için her şey yolunda görünüyor Tayfun Taşdemir için. Bu stakada 3. sayısı. Toplamda 23. sayı. 16'ya ulaştı aradaki fark. Bu atışlar tuş açısından çok risklidir. Ama kontrol etmeyi başarıyor. Bugün odaklanması çok iyi görüyorum Tayfun Taşdemir'in. Odaklanma sadece konsantrasyon babında da anlaşılmamalı. Masanın bütün tepkilerini an be an hissetmesi gerekiyor. Çünkü bu oyun hani 7 iklim 4 bucak oynanan türlü türlü iklimlerde, türlü türlü saatlerde. Çünkü masa sonuçta organik materyallerden oluşuyorlar. Ağaç var, kumaş var ve türlü türlü tepkiler verebiliyorlar. Dünyanın herhangi yerinde, herhangi saatinde her masa aynı çıkışı vermiyor. Aynı masa akşama farklı çıkışta verebiliyor. Ama bu bilardonun hani şikayet konusu değil de usta oyuncular için zevk konusu. Evet, farklı hani, faktörlerde evet, nasıl cevaplar aldıkları daha önemli. Evet, bununla hani baş etmek onların zaten mesleğinin kesinlikle bir parçası. Ve bunu çok iyi de beceriyorlar. Aynı atışı binlerce kez yaptıklarını söyledik ama açılış dışında aynı atışı yapmaları çok zor. Evet. Öyle bir tez var zaten. Bu arada havuz atıyor. 5. sayısına gitmeyi planlıyor. Evet. Evet, aldı 5. sayıyı zaten da. Zaten onun için rahat düzeyde bir figürlerden birisi. Toplam 25'e ulaştı. Aradaki fark 18 oldu. Lütfü Çenet'le Tayfun Taşdemir arasındaki fark. Hollandalı bilardo yazarı var. Dünya Bilardo Federasyonu'nda da görevli Bert van Manen. Hı hı. Onun aynı atışı asla iki kez oynayamayacaksın. Evet. Milimetrik olarak bu gerçekten olası bir durum. Yani diye bir yazısı var. Geçen hafta çevirdim. O bilardo severlerimizle paylaştım. Çok beğeniyle okundu. Evet. Hani aynı nehirde iki kez yıkanamayacaksın vardır ya Herakleitos'un. O hikaye gibi. Şimdi yine hatırlatalım. Bilardo severler biliyordur ama blog hesabınız evet, ve gerçekten evet, dişe dokunur güzel yazılarınız var. Sağ olun. Bunu da hatırlatmış olalım. Rıfat Özçöllü. Evet. Aynı zamanda yorumcumuz. Bize yardımcı oluyor. Evet. Bu aynı atışın tekrar yaşanmayacağı olası. Evet, çok ince kesti. Yine ben yazıyorum haneye bir tane daha sayı. Evet. 6 oldu seri. Evet, ince bir kesmeyle yine tuş hakimiyeti, bakın görüyorsunuz. Evet. Bu atışta yalnız bir ek süre kullandı. Yani iki ek süreden evet, birini Tayfun Taşdemir kullanmış oldu. Evet, iki hakları var zaten maç boyunca. 40 çekiyorlar. Çünkü aynı atışı atılamayacağı meselesinin şöyle tezleri var. Çünkü aynı milimetrik, aynı pozisyon kaldı diyelim. Evet. Fakat farklı masadasınız. Çünkü masaların tepkileri farklı evet, olacağı için milimetrik olarak aynı kalsa da o aynı atış olmamış oluyor. Yine bir frikol denedi. Frikol olmadı bu kez. Evet. Üçüncü üç bant frikolü olmadı. Evet. 6'da kaldı bu seri ama iyi bir mola sonrası açılışı yapmış oldu kendi adına Tayfun Taşdemir ki 19 sayıya kadar çıktı aradaki avantaj. Evet. Lütfü'nün mutlaka tez elden karşılık vermesi gerekiyor. Çünkü son 14 sayısı kaldı Tayfun Taşdemir'in. Evet. Lütfü Çenet'in 33 sayısı var. Çekinmeyi bekle ya. Evet. Bir ortaklık kurması için bu maça. Ve hani inanın görsel anlamda da şu ses akustiği anlamında da çok harika bir salondayız. Oo, yine ince bir kaçış. Bu moral Lütfü Çenet'i bilemiyorum hangi noktaya götürecek. Çünkü üst üste ikinci ıstakada yine aynı sayı yazamadım. Mola sonrası da yine
yüz ifadesi görüntüye yansıyor. Çok mutlu değil Lütfü Çenet. Evet, bu farklardan da toparladığına evet defalarca şahit oldum. Zaten dediğim gibi alameti farikası o. Bakalım bir karşılık verecektir diye umut ediyoruz. Biz o rekabet şu yarı tabii, finalde... Tabii muhakkak bir yarı final ya da Onur hocam. Final öncesinde görmemiz gerekiyor bu tarz bir kıyasiye mücadeleyi. Bir de demin ki tezdeki bir diğer dayanak da şu. Diyelim ki maçın başındaki psikolojiyle aynı pozisyon kaldı. Bir de 39-39 iken aynı pozisyonu atıyorsunuz diyelim. Aynı pozisyon mu acaba? Hayır, yine değil. Muhakkak bir farklılık var. Tabii, bu yani, sefer aynı oyuncu değil çünkü o. Mesela ya da topun hangi noktasında vuruş yapıldı ya da beyaz topun sarı toptan mı ya da kırmızı toptan mı çıktığı. Tabii o da çok önemli. Evet. Savunma mı yapıyor o anda, hücum mu yapıyor? Aynı pozisyon olsa da bütün bu parametreler hani aynı atış tezini çürütmüş oluyor. Evet. Değil. Biz bunları konuşurken farkı 20 sayıya kadar çıkardı Tayfun Taşdemir. Avantajı daha bir da üst seviyeye planlıyor. Evet, 3 bantlık bir kesme ama tuşa da yakalandı. Balık ihtimali. Evet, oldu. Yok. Taşdemir bir sayı ve toplamda 20 farklılık bir avantaj. 27'ye ulaştı Tayfun Taşdemir'in toplam hanesine yazdığı sayı. Bir birikol ve Lütfü Çenet bakalım. Evet, birikole gidiyor. Toplu çözümde çünkü tuş riskleri var, zorluk derecesi var. Bunu açarsa maç açılabilir, pozisyon açılabilir. Evet. Bir birikolle gördüğünüz gibi pozisyon açılıyor. Beyaza çok yaklaştı sarı ama bakalım Lütfü Çenet buradan çıkabilecek mi? Biz birikolün tekrarını izliyoruz. Mola sonrası ilk sayısı Lütfü Çenet'in. Eğer ki mola öncesindeki iki sayıyı da yazmazsak Lütfü'nün 5 ıstaka hanesinde sayı yazamadığını ifade etmek istiyorum. Bu çok büyük bir aslında farkı da oluşturdu. Tayfun Taşdemir'in bu avantajı sağlamasını da gerçekleştirdi. Ve şimdi sarı ile beyazın arasındaki farkı biraz da gördük. Biraz pozisyon şansı dediğimiz. Evet. Sarı 1 milim farklı sola gitseydi çok güzel rahat bir 5 bant kalacaktı. Muhtemelen. Evet, düşünüyor şu an. Bir timeout daha gelecek. Bu ikinci timeout hakkı olur eğer kullanırsa. Son hakkı olacak. Evet. Bakalım ne hesaplıyor. İnanın tahmin etmesi de zor şu an. Muhtemelen sarının beyazın sağında bir ters evet. Falsolu. Evet. Köşeden köşeye bir atış gelebilir ama. Orijinal falsolu. El yordamına dayalı bir falso, hissiyata dayalı. Evet, görüyoruz şu an. Evet, dikertti topun açısını ve çok başarılı. Evet. Muhteşem. Evet. İkinci sayısını aldı, timeout'a kullandı ve ne kadar zor bir atış olduğunu da aslında bu timeout'u kullanmasından evet. Anlayabiliriz. Bir de alkışlardan da. Evet. Evet, anlıyoruz. Tabii. Tribünlerde de yine Lado severler. Hattat gibi çekti vallahi. Yine banda gidiyor. Bu kez tiki dediğimiz evet. Ve bizim kavram konusunda ifadesinde çok tartıştığımız konuyu örneklendirdi Lütfü Çenet. Bu pozisyonlar da oyunun açılmasını sağlıyor bakın. Çünkü ortaya doğru itmiş oluyorsunuz 3. topa temastan sonra ve oyun açılabiliyor. Bakalım kırmızıdan mı düşünüyoruz, beyazdan mı düşünüyor? Lütfü açıldı bu arada, onu da söyleyelim. Yani ya umuyoruz, diliyoruz çünkü biz daha çekişmeli bir yarı final şu an evet. Bekliyoruz. Çift haneye ulaştı toplam sayısı. Farkı 17'ye indirdi. Bakalım seriyi daha da üst seviyeye çıkartabilecek mi Lütfü Çenet? Evet, kırmızının sağından 3 bant bir çözüm. Dönüşü de var. Bunlara 3-5 de diyoruz biz. Çünkü 2 varyasyonlu. Oldu. Evet. Gerçekleşti sayı. 4. sayısı oldu bu ıstakada. Lütfü evet. Çenet'in hanesine yazdığı. Görüyorsunuz. 2 seçenekli bir atış. Evet. Hani Lütfü'nün ilk birikol sayısında da beni kandırdığı gibi evet. Böyle bir dönüşü var. Evet. Sarı topun ve ihtimaller dahilinde sayıyı da alıyor. Evet. Bunların hepsi kasıtlı bilinçli. Evet, görüyorsunuz. İnce görebilmek için epey eğilmeyi tercih evet. Etti. 5. sayı
Lütfü Çenet iyi bir seri yakaladı. Evet ve çok çok elverişli bir pozisyon kaldı. Ters turnike ve devamı da var. İlginçtir. Yine Bricol'le gelen bir seri. Yani evet. Bundan önce Tayfun Taşdemir'in yakaladığı 6 evet. ve 4 sayılık seriler Bricol'le gerçekleşmişti. Evet. Yine Lütfü Çenet de bir Bricol'le başladı ve öyle devam ediyor. Evet. Çünkü Bricol rakibinizin size savunma yaptığı anlarda karşılaştığınız sayılar ve o savunmayı çözdüğünüz, açtığınız zaman masada açılmış oluyor. Evet. Aslında tam olarak savunma yapmaya çalışırken rakibi bir şekilde çözmüş oluyor. Evet. O Bricol ya da sorunu çözmüş oluyor Bilardocu. Şimdi yine topu banda yakın kaldı. Bu hani duruş, tutuş, vuruş müşkülatları çıkaracak ona ama onu çözecektir. Evet. Tuştan kaçtı. Gayet güzel gözüküyor. 7. sayı. 3 bu... banttan kesme. Tuş trafiklerini ayarladı trafik polisi gibi. 9. staka 7'ye ulaştı. Lütfü Çenet için seri. Evet bakalım beyazın solundan bir çözüm mü düşünecek? Göreceğiz. Evet beyazın solundan. Bilardo yılı olacak demiştik. Bilardo'nun kalbi Türkiye'de atacak demiştik. Evet zorlanıyor çünkü tuş riski var. Bu arada tribüne baktı. Bir ses duyduğu zannederim Lütfü. Evet olabilir. Dikkati dağılmış olabilir o anda. Evet. Maksimum falsosu var evet. topun. Evet. Kullanım harika. Top kontrolü. 8. sayı ulaştı. Evet. Tribüne bir ver yansın oldu. Lütfü Çenet'ten. Evet. Zannederim telefonunu sessiz almamış bir izleyenimiz de olabilir. Bilemiyorum. İşte devam edin. Evet. 7. Rıfak sayısına abi. Ulaştı. Evet. 15'e vardı. Ve hatta 8. sayısına ulaştı. Özür dilerim. 7 idi, 8 çekti yine 15. sayısında. Evet. Burada böyle bir yine artistik bir kullanım deneyebilir. Efekt kare mi düşünüyor? Evet. Bantlı bir çözüm. Evet. İnanın artistik nitelikte bir atış. Kesinlikle dantel yaptı aslında. Evet, dantel. Uzun banttan o sırtla beraber güzel bir çıkış oldu. Bu sorundan güzel bir çözümle çıktı. İşte izliyoruz. Uzun bandı iki kez. Evet. Hem temas etti. Dantel yaptı. İki tane ilmek attı uzun bantta. Evet. Ve de o psikolojiden de çıkıyor şu an. Evet. Evet. Silkindi. Biz ölü topraktan bahsederken Lütfü zaten bunu bir şekilde bize de karşını vermiş oldu. Bayağı bir attı evet. üzerinden ölü toprağa ve devam ediyor. Ters acem. Tam devam ediyor derken de bunun yaşanması çok acı verici. Neyse 9 sayılık bir seri ve sonuç olarak farkı 11 sayıya kadar indirmiş oldu evet. Lütfü Çenet. Dediğim gibi 2 hamle yapması gerekiyordu. Birinci hamlesini yaptı sayabiliriz. Bir hamle daha düşünüyordur. O zaman zaten neredeyse maça ortak olacak son virajda. Evet. Ve bizi çok heyecanlı bir 4. çeyrek bekliyor olacak. Yüz ifadesi ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor evet. aslında. Bir önceki ıstakalarda hele moladan sonraki hayal kırıklığında bu ifade yoktu. Evet. Lütfünün. Beni yanıltmadığı için de evet, evet. ona teşekkür ediyorum. Bu yayının tekrarını izlediği takdirde de Lütfü Çenet inşallah bizimle ilgili güzel duygular barındırıyor olur. Biz hep rekabetten bahsederken bu arada çok sıra dışı bir atış ama öyle atmadı tabii, aslında. Olsaydı balık olacaktı. Balık olacak evet. Kırmızının içinden düşünmüştü dışından oldu. Evet. Olmadı zaten. Evet yine bakayım bir şeyler. Evet bir şeyler var. Lütfü bu arada için. Açılış dışında ilk kez sahnesine sayı yazamadı Tayfun Taşdemir. Evet belki de o yüksek serinin azizliği. Evet, etkisine uğramış evet. olabilir. Çünkü sonuçta psikolojik dinamikler kesinlikle. Devrede. Lütfü'den sert bir karşılık gelince zaten zor da kalmıştı pozisyonu. Evet. 10. stakadayız. Evet. Bakalım. Yine bir acem düşünüyor. Maksimum falso var görüyorsunuz. Top döne 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 döne. Yengeç gibi aynı zamanda yan yan ve döne döne geliyor. Harika. İlk maksimum falso aldı. Kullanımları bunlar. Yeni başlayanlar. Bu ıstakada ilk sayı farkı 10'a indirdi. Toplamda 17. sayı. Lütfü Çenet'in aynısında.
Evet, aynı zamanda Temmuz'da Dünya Oyunları, farklı bir formatta dünyada ilk kez Türkiye'de oynanacak. Dünya Bilardo Şampiyonası Eylül'de, Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası yine Eylül'de, Gençler Bilardo Şampiyonası Eylül'de. Dediğimiz gibi kalbi Bilardo'nun Türkiye'de atacak. Evet, bir triple düşünüyor ters banttan. Kırmızı oyunu bozar mı? Bozdu. Engel oldu. Kırmızının tuşu bu ikinci sayı gelmedi bu ıstakada ve Lütfü ıstakasını aslında savurur gibi yaptı, biraz sinirlendi. Bir Efe Kara Brikol izleyeceğiz, evet, zannediyorum. Istakasını epey dikti. O önünde top engelleri var. Evet, çözdü bunu. 3 bant Brikol. Ama bu sefer Efe Kara Brikol. Evet. Söylemiştim. Az önce bahsettiğim Bert van Manen bir keresinde şöyle söyledi. Kendisi Hollandalı. Hani Hollanda, Belçika, Fransa, üçümüz sınırlarımızda bir arsa, hani bulup da şu Türkiye'nin yaptığını yapamadık diye imrendi, iç yani geçirdi. Kıskanılan bir salon. Kesinlikle. Bu da bizi gururlandırdı açıkçası. Bilardo'nun yine banttan çıkacak. Evet. Zannederim. Toplu düşünüyor galiba. Çünkü falso sol, evet. 3 banttan. Çok güzel kıvrak bir klips yaptı, gördünüz. Evet. Fark tekrar 12'ye çıkardı. Böylelikle. Evet, sol falsoyla uzun uzun kısa varyasyonu. Kırmızı gelmeden işlerin bitmiş olması gerekiyor bu atışta. Evet, bir önceki pozisyondaki Lütfi kırmızının azizliğine uğradı. O tuş gerçekleşmese belki seriyi sürdürecekti. Evet. Bir sayıda kaldı. Kırmızının o temposu. Bakın farklı açılardan pozisyonu etüt ediyorlar. Çünkü bu oyuncuların en büyük meşgalelerinden biri tuş trafikleri. Evet. Ellerinde 3 temel enstrüman var. Falso, kalınlık ve tempo. Sürekli bu kombinasyonlardan yemekler pişiriyorlar bize. 3 temel malzemeleriyle. 2 sayı aynısına yazıldı Tayfun Taşdemir'in bu ıstakada. 10. ıstakada istediğini alamayan Lütfi Çenet, bakalım cevap verebilecek mi? Yeniden bir seri yakalayabilecek, evet, mi? Bu atışta az önce Tayfun Taşdemir'in tercih ettiği atış hücum ederken savunma mantığıyla atılmış bir atış. Hani olmazsa savunma yönü olan, yine bakın diagonal kaldı. Evet, ama Lütfi'nin böyle çok çözümlerini gördük. Bakalım tuşu halledebilirse. Evet. Kırmızıdan çıkacak. Ve pozisyon da açılacak ayrıca. Ve muhteşem geldi yine, görüyorsunuz. 11. dakikada ilk sayı. Oo. Buna Viyana tabir ediyoruz biz Türkler. Çünkü o da Viyana'da uzun yıllar bulunmuş kurucu kuşağımızdan Bora Karatay'ın hatırasına bu atış Viyana olarak, evet, anılıyor ülkemizde. Rahmetli Bora Karatay eski bir TRT muhabiri. Avusturya'da temsilcilikle, evet, yapmış bir isim. Evet. Bizim için, evet, de çok özel bir isim. Tekrar tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Bizim kurucu neslimiz. Aynı zamanda geçen haftalarda Dünya Gençler Şampiyonu olan Burak Haşhaş'ın da ilk hocalıklarını yapan kişi. Ve Burak'la da gurur duyuyoruz bu arada. Ne güzel. Hollanda'da geçen 2 hafta önce gençlerde dünya şampiyonu oldu ve çok harika bir sonuç oldu bizim için. Yarı finalde 2 Türk vardı. Denizcan Akkoca, yine Sinoplu arkadaşımız. Kendisi bağlama da çalıyor. Konservatuvar öğrencisi. Haberleri de konu ettik. Biz de TRT, evet, spor ekranında. İstedim, evet. Harika çok, bir haberdi. Çok yönlü bir isim. Bizim için de öyle. Çok da tatlı efendi bir çocuk. İkisi de. Yolları açık. Evet. Bir bronz, bir altınla döndük. Görüyorsunuz. Ne güzel. Branştaki. Bizim gençlerden de umudumuz hep var olacak. Bu durum onu gösteriyor Bilardo'da, evet, özellikle. Bu arada biz bunları konuşurken Lütfü Çenet tek haneye indirdi farkı. Evet. 9'a kadar indirdi. Ve 11. de psikolojik kadar eşittir. 20'li banda gelmiş oldu. Hı-hı. Evet. Hani artık 20'li rakamları görecek tabelaya baktığında. Bu oyuncuya her zaman motivasyon verir. Bakın Tayfun Taşdemir hala 30'un eşiğinde bekliyor. Evet. Orada bir takıldı. Mola sonrası gelen seri 6'da kaldı. Sonrası gelmedi. Evet. Sayıların psikolojik etkisi mutlaka var oyuncularımıza. 4. sayı bu 11. stakada Lütfi Çenet'in yakaladığı
seri bakalım onu evet. tekrar bir beraberliğe taşıyacak mı, maça ortak edecek mi? Evet. Şu an için maça ortak edecek mi ifadesi de geride kaldı. Bence maça şu an ortak evet, Lütfü. Evet. Onu da söyleyelim. Yani hissiyat olarak ikisi de 20'li bantlarda zaten. Evet. Ve ikinci salvosunu yapmaya hazırlanıyor usta. Bir ters turnike var önünde. Bilemiyorum daha farklı bir seriye gelir mi? Bundan sonraki aşamada onun adına Lütfü. Bakın solundan düşünüyor. Çok hassas bir atış. Evet. Yumuşakça yuvarlıyor. Evet. Köşeye doğru. Buna biz düz turnike diyoruz. Bu düz turnike. Benim düşündüğüm evet. beyazın sağıydı. Aslında evet. Lütfü'nün bakış açısına göre ama onu kullanmadı. Kırmızı banda çok yakın olduğu için o riski almak istemedi bakın. Evet. Zaten burada, bir şekilde uzun banda tekrar çıkacaktı. Evet. Ve sonuçta 5. sayısını hanesine yazdığı Lütfü Çenet bu ıstakada daha da ilerleyecek gibi. Evet. Buralarda çok düzgün hatlar çizmeniz gerekiyor bu tarz atışlarda ve gerçekten ressam gibi hiç elleri titremiyor. Maşallah. Lütfü Çenet, Ankara bilardocusu. Evet. Ve Tayfun'da İstanbullu ya bir İstanbul-Ankara rekabeti izliyoruz bu arada. Evet, onu bir yandan da hatırlatalım. Evet. Olmadı. Ya da savunmaya dönük diyelim bu seri 5'te kaldı. Evet, kontrolü zor. Kırmızı yine banda yakın olduğu için falso ayarı, kalınlık ayarı müşküldü. Ama dediğiniz gibi çok harika bir savunma yaptı. 29-22 hanede 7 sayılık bir avantaj kaldı Tayfun'un şu an için. Ki bu fark 20 sayıya kadar çıkmıştı. Bundan 3 ıstaka önce. Evet. İşte bizim portresini çizmeye çalıştığımız Lütfi bize bu keyfi yaşatıyor. Harika bir Efe Kare geldi görüyorsunuz. Yine estetik ve artistik değeri olan bir atış. Biz savunma derken çözdü. Tayfun farklı bir açıdan yaklaştı her zaman olduğu gibi. O da sensei gibidir baksanıza. Evet. Karate kitin hocası gibi şu eminliğe bakın. Miyagi-san. Ve Tayfun gerçekten inanılmaz bir atış yaptı. Az önce belki sayı gelmese Lütfi'ye daha farklı bir pozisyon, belki bir farklı seri yakalaması için fırsat sunacaktı ama bu gerçekleşmedi. Zaten maçın son virajlarında Tayfun Taşdemir mutlaka enerjisini saklar. Onun da genel karakteri odur. Hani baştan iyi bir enerjisi vardır. Bir de sonlarda iyi bir enerjisi vardır. Ortalarda hep bir duraklama dönemini hani genelde yaşar böyle bir iki ıstaka. Evet. Bu 12. ıstakada ikinci sayısı oldu. Fark tekrar 9'a çıktı. Şu an için o Efe Kare yani 12. ıstakada başladığı nokta ona çok farklı bir kapı açtı. Evet. Ve yine yüksek bir ortalama var görüyorsunuz. Evet. Hani geride olan bile iki ortalamayla oynuyor şu an. Şu an Tayfun 2-6 ki Lütfü'nün de az önce Rıfat Çöllü'nün de ifade ettiği gibi tam olarak 2 sayılık bir ortalaması var. Rıfat Özçöllü. Evet. Yorumcumuz. Çok zor soyadım. Telaffuz etmesi de. Bu arada yoluna devam ediyor Tayfun. Bu arada gençlerde gururumuz Burak'la Denizcan'ın başarılarından bahsettik. Kadınlar Amerikan branşı yani pool branşında da Eylül Kibaroğlu şu an Eurotour klasmanında birinci sırada. İki önceki etapta şampiyon olarak çok büyük puanlar topladı. O da kadınlar bilardomuzda bizi temsil eden diğer Ankaralı gururumuz. Seri 4'e çıktı bu arada. Evet, ters turnike çözümüyle. Yine ters turnike kaldı kendisine. Evet, tuşu yine organize etmesi gerekiyor. Sol elini alıyor. Görüyorsunuz. Ters eliyle atış yapacak. Yine bir kontrol. Hayır. Vazgeçti. Kırmızıdan çıkacak herhalde. Tekrar sol eline bıraktı ıstakayı. Evet. Normal eline döndü. Evet, klepsli bir acem düşünüyor. Yine maksimum falso dediğimiz teknikle. Azami falso döner mi o kadar?
Dönmedi. Yetmedi, evet. 4 sayıda kaldı bu seri. Tuştan kaçırmak için o kalınlığı istedi ama bir tık kalınlık fazla oldu. Fark 11. 12. sakada bakalım Lütfi'den farklı bir cevap gelecek mi? Türlü varyasyonlar var. Kırmızıdan düşünebilir, beyazdan da var seçenekler. Bakalım ne tercih edecek? Evet, beyaza gitti. Çünkü savunmayı hani elden bırakmak istemiyor Lütfi. Görüyorsunuz. Mecbur. Çünkü Tayfun Taşdemir maçın başında da söylediğimiz gibi seri düzeninde oynayanların hani kompetanlarından dünyada. Ona açık pozisyon bırakmak hani intihar gibi bir şey. Evet. Bu arada ben yine istatistikten gideyim. Lütfi Çenet 9 sayılık bir seri yakalamıştı 9. stakada. Sonraki aşamada ilk kez hanesine sayı yazamadan oturdu sandalyesine. Evet. Bir önceki mola sırasındaki yaşananları da bakalım ona farklı yansıyacak mı? Çünkü üst üste sayılar yazamayınca düşüş yaşanır diye tahmin tabii ediyoruz. Ama tabii savunmada yine bir atış tabii. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Birikole evet. Gidiyor şimdi. Tayfun evet, siz de psikolojik trafikten bahsediyorsunuz ama muhteşem bir çözüm geldi yine. Evet. Köşeden köşeye güzel bir evet. Birikol izledik. Çok doğru. Tayfun Taşdemir'e alan açılmış oldu, meydan açılmış oldu. Dolayısıyla o sayı aldıkça bu sefer de baskı artıyor Lütfü evet. Üzerinde. Evet. Yine bir birikol bu arada. Hani ilk sayı birikolden gelince seri evet. Yakalıyor bu iki isim. Bakalım bu birikolle açılan kapı ne getirecek? Bakalım ne düşünecek? Bazen en kısa yol en kolay yolu olmayabiliyor. O yüzden 5 banta gidebilir. Evet. Daha uzun yol bazen daha kolay oluyor bilardoda. Şimdi ters banttan gelir mi? Ters banda düştü. Aheste yok. Çok açıldı. Evet. Ve bu birikol tek bir sayı ve hanesine 34. sayı yazan Tayfun Taşdemir farkı şu an için 12'ye çıkardı. Maçın bitmesi için de 6 sayıya ihtiyacı var Tayfun Taşdemir'in. Tabii bu 13. stakada bakalım Lütfü Çenet Onur hocam tekrar bir seri yakalar. Sizin söylediğiniz hikaye yaşanabilir. Birikolle bir açabilir evet. Hikayenin başlangıcı mı bakalım. 25 bant. Güzel birikol. Gözüküyor ama. Oo evet. Adresi buldu. Çok gerçekten tam merkeze ulaşan bir birikol. Tam da istediği yer burası mıydı? Tabii gelecek seri ne getirecek? Top arada, sildirme evet. Topun temizlenmesi için bir ricada bulundu Lütfü Çenet. Sonuçta, maçın hakemi Ata Türkoğuz'dan. O son salvosu için temizlik hazırlığı yaptırıyor. Bakalım. Bunlar bir nefes alma ya da bir mola dışında en azından bir fırsat, bir düşünme payı bırakıyor. Çünkü ek süre ya da time out dediğimiz o evet. Hakkı da kalmayınca Lütfi'nin ister istemez buna da başvurmuş olabilir. Evet. Sevgili hakemimiz topun o milimetrik noktasının değişmemesi için aparattan yardım aldı gördü izleyicilerimiz. Evet. Aynı noktaya koyması lazım. Biz biri koy sayısını tekrar izledik. Bakalım Lütfi bir efe kare düşünüyor olabilir. Artırabilecek mi? Evet efe kare. Olmadı. Bant. Üçüncü çalamadı. Bant olmadı. Çalamadı. Üzüldü. Ve kırmızıdan oynadığı için risk aldığı bir atış oldu. Hani evet. Savunma düzeninden çıkmak zorunda kaldığı bir atış oldu. Evet. Üzüldü zaten ustamız. Biz ifadesi her şeyi açıklıyor Lütfi Çenet'in. Fark 11 sayıda kaldı. Seri gelmedi. Bunun dışında Tayfun'a da bir fırsat. Belki maçı bitirmek için 6 sayılık bir seri gelir mi Tayfun Taşdemir'in hanesine? Bizi milli takımlarda İstiklal Marşımızı çaldıran gurur duyduğumuz bir oyuncu Lütfi Çenet. Ona, Tayfun'a, hepsine çok şey borçluyuz. Evet, olmadı. Ayarlar, kıvamlar tutmadı bu sefer. Evet, maçın sonuna geliyor artık tabii. Psikolojik baskı artıyor. Evet, 14. stakada Tayfun Taşdemir hanesine sayı yazamadı. Bakalım Lütfi Çenet aradaki 11 sayılık farkı kapatmak için bu 14. stakadan nasıl yararlanacak? Beyazdan bir kesme zigzag gibi bir çözüm düşünüyor olabilir. Yine süresine baktı. Evet. Evet. Muhtemelen toplu, evet. Beyaz ilk önce uzun uzun kısa gibi.
biraz kavis aldı, gördünüz mü? Köşeye çok düştü. Evet, o kavis eğrisini belki gördü izleyicilerimiz. Evet. O istemediği bir eğriydi. Bazen istenen bir eğri o, bazen istenmeyen bir eğri. Sırtla ilerlemiş gibi olduk tam köşeye yaklaşarak. Bu arada her iki ismin de sayı yazamadığı tek ıstaka şu evet. an için. 14. ıstakayı geride bıraktık. Fark 11 sayı. 15. ıstakadayız. Tayfun Taşdemir'in önemli bir avantajı var. 6 sayıya ihtiyacı var finale adını yazdırması için. Tayfun Taşdemir 2021 yılı genel klasman şampiyonuydu. Bir etap zaferi için önce tabii finale adını yazdırması gerekiyor. Oo. Bir ters falso yok, olmadı. Dönmez. Taşdemir evet, yeterli kalmadı. O önünden kırmızının önünden geçirip tekrar uzun banda düşmek istiyordu. Sonra kısa band 3 banttan hani o gerçekten ustası olduğu Viyanalara başvurdu ama eksik kaldı birazcık. Gerçekten de Viyanalar konusunda çok rahattır. Hani normal ters turnike gibi Viyana atar. Bakalım yine bir kole gidecek herhalde. Artık bir savunmalar çetin. Evet. Bundan sonra yapılacak en ufak bir hata da maçı kaybettirir Lütfi Çenet için evet. ya da Tayfun Taşdemir için. Bu atışı tarif edelim. Evet, ilk önce bant kırmızı, sonra kısa bant, sonra uzun bant. 3 banttan evet. Bir tiki. Tiki. Bu ifade konusunda tam karar kılamadık ya da kamuoyunu tam olarak birleştiremedik. Havalı bir atış, çok tiki bir atış. Şimdi Avrupa'da tiki ifadesi kullanılıyor bu banda evet. Çıkan ve karşı toptan banda iki kere değmesini sağlayan atışta. Evet. Buna avanta da deniyor Türkiye'de ya da bedava diye artık öğrenmiş oldum ben de Rıfat Özçölü'den. Ama tiki ifadesi çok genel kabul görmemiş. Durum onu gösteriyor. Evet. Farkı da bu arada 9'a indiriyor. Ama siz söyleyince yakışıyor ya. O klas ses tonunuzla. Estağfurullah. Şimdi Tiki Taka malum Barcelona'nın o sürekli paslaşmalarını ifade ediyor. Ha, evet, oradan doğru. mı geldi diye düşünüyoruz. Tabii. Çünkü bir paslaşma söz konusu. Sonuçta evet. diğer topun varlığından aynı banda iki kere temas etmesi sağlıyor. Evet. Aslında top. Evet bu arada 3. sayısına evet. geldi ve pozisyon gayet açık seri düzeninde oynuyor Lütfi. Biz bu kavramlara çok takılmayalım. Şu an 3. seri 3. sayısını aldı 15. sakada evet. Lütfi Çenet. Siz o paslaşmalar deyince Johan Cruyff geldi aklıma. 26. Şu an fark 8 ve Lütfi Çenet bakalım yeniden dengeyi sağlamak adına bu 15. ıstakayı değerlendirebilecek mi? Evet, beyazı görüyor galiba. Beyazın solundan bir düz turnike şansı var. Evet, yüzünde bir rahatlama var, fark ettiniz mi? Evet. Kırmızıya mı gidiyor yoksa? Bakalım. Yani yok, beyazdan beyazı çıkacak. Görüyor durur. Bir sırt var orada. Evet, görüyor. Evet, bakalım. Deliğe girmemesi lazım. Falsosunu aldı. Kapatması lazım. Evet. Evet. 4. sayı. 27 oldu. Fark 7'ye indi. Lütfi Çenet'in yine önünde uzun bir yol var bu farkı kapatmak için ama fırsatı da var gibi görünüyor. Evet, o ifadeyi tekrar. Tabii. Baha Şahin yönetmenimiz. Evet, beyazı görüyor mu görmüyor mu onu test etti. Tam evet, olarak. Emin olması lazımdı. O tekrar da bizi hani daha desteklemek için. Evet. Ya yönetmenimiz harika. Bu arada evet, seri daha da ilerliyor. Geldi. 5 banttan 5. sayı. 28 ve sonuç olarak 6'ya kadar düşürdü farkı Lütfi Çenet. Peşini bırakmıyor ensesinde. Tekrar izledik. Şimdi sarının kırmızıyla olan yakınlığı problem oluşturur mu? Vallahi çok şanslıyız. İki dünya seviyesinde oyuncumuzu izliyoruz şu an. Lütfi Çenet, Tayfun Taşdemir ustalar. Çok tedirgin oldu Lütfi. Bu atış yaparken. Çünkü tuş riski var. İki kere tuş riski var. Kırmızı köşeye yaklaşacak evet, şimdi. Birincisi atlatıldı. İkincisi de atlatıldı. Evet. Sayı alıyor. Evet. 6. sayı. Bu evet. seri daha da ilerleyecek. 30'a yaklaştı Lütfi Şenet'in toplam artık performansı. Bu tecrübeli trafik polisi.
Kavşağı rahatlattı. Bakın kırmızının beyaza tuşlama riski vardı. Evet. Ve sonra sarıyı karşılama riski vardı. İkisini evet. de aştı. Evet. Tayfun Taşdemir'i görüyoruz. Lütfi evet. Çenet'in masayı terk etmesini bekliyor. Güzel bir modu vardır Tayfun Taşdemir'in. Genelde andadır. Kaçan sayılarına, geçmişe öyle çok takılmaz. Evet, çok yedinci sayı. Rahatladı, rahatladı. Evet, o da 30 bandına geldi. Evet. Evet. Ve 30 artık fark 4. Her ne kadar Lütfi zorlansa da bu atış yaparken ayakkabısının markasını bile gördük. Bu arada ne kadar temizdi ya tabanı. Lütfi Çenet zemine bir ayağının temas etmesi gerekiyor, değmesi gerekiyor. Ve sonuç olarak tamamen masaya abanmaması gerekiyor bir sporcunun. Evet. Ters evet. elini almasına sebep de oydu mesela evet. Tayfun'un bir önceki atışta. Evet, evet. Bakalım yine açık bir pozisyon. Evet, daha ince bir görüş. Olmadı. Oo. Dönüşü olur. Dönüşte mu? Balık olabilir. Olur. Olur. Çünkü küçük bir balık bu ama. Evet, çok az bir farkla kaçmıştı. Seri devam eder. Özür diliyor Lütfi Çenet. Evet. Tayfun Taşdemir'den özür diledi. Biz onu gördük. Elini kaldırdı. Yani hani Orkinos falan değil yani bu. Ama o kadar köşeye temas etti ki top. Yani bu açıdan giderken kaçması, dönerken aslında temas etmesi çok zordu. O falso ile beraber bunu başardı. Neredeyse çift sıfır tabir ettiğimiz hani evet. köşenin köşesine girdi evet. top ve dönüşte. Ve sonuçta fark iyiden iyiye azalıyor. Şu an için baktığımızda farkı 3 sayıya kadar düşürmüş oldu Çenet. 34-31. Bakalım ne düşünüyor bu arada? Evet. Evet, biraz bastırmalı bir ters turnike oldu. Olmadı. Bu kez dönüşü de olmayacak. Evet. 8'de kaldı bu seri. O arkasından kaçmasın diye belki endişe etti. Biraz bastırayım, tempo vereyim dedi ama önünden kaçtı bu sefer. Yapma be şeklinde. Ah, ah. Ben dublaj yapabilirim şu an. Ahlar vahlar. Şu an fark 3'e indi ama herhalde Tayfun'a o kadar güzel bir fırsat sundu ki evet. Lütfi bunun aslında ahları ve vahlarını çekiyor. Evet, görüyorsunuz çok estetik yattı masaya usta. Bunlar bile aslında güzel görsel malzemeler. İnce mi geldi? Yok, evet. yok tam kıvamda. İki ıstakadır hanesine sayı yazamayan masayı çözmüş Tayfun durumdalar zaten. Evet. Hanesine ilk sayıyı yazdı bu. Üçüncü ıstakada artık farkı tekrar dörde çıkartıyor. Bakalım toplamda 15. ıstakada. Bu arada farkın 3'e kadar inmesini sağlayan Lütfü Çenet evet. yeniden bir cevap verme imkanı bulabilecek mi? Valla 3. cevabını da çok gördüm. Hani 2 cevap verdi şu an. 3 de verebilir. Hani maçın bitme ihtimali çünkü 5 sayıya ihtiyacı var artık Tayfun'un evet. bu aşamada yarı finali. Artık hani son virajında girdi. Evet. 16. ıstakadayız. Evet, bir düz turnike düşünüyor. Kısa uzun uzun şeklinde. Evet, çok güzel ayarladı hatları. İkinci sayı oldu bu ıstakada. Toplam 36'ya ulaştı. Şimdi maç için son 4 sayıya ihtiyacı var Tayfun Taşdemir'in. Evet. Kırmızının solundan mı düşünecek? Evet, düşünüyor. Evet, onu düşünüyor. Yine ters turnike. Yine tuş trafikli. Ama bakın görüyor musunuz ne kadar anda olduğunu? Geçmişi hemen unuttu evet. o kaçan sayıyı. Anlık tepkisini verdi ve unuttu. Şu evet. an ana geri döndü. İşte usta oyuncuların nitelikleri. Evet, tuşu kaçırdı. Evet. 3. Ters turnike. Ve son 3. Son 3 sayı. Tayfun Taşdemir. Lütfi Çenet'in az önceki yüz ifadesi yani bizim Lütfi Çenet'e bir seslendirme yaptığımız anda ne olduğunu gösterdi aslında Tayfun. İyi bir seri yakaladı şu evet, an için. Evet. Maçı bitirmek adına çok önemli bir fırsattı bu. Bakalım sonunu getirebilecek mi? Malum Onur Hocam bu aslında Türkiye Şampiyonası mücadelesi olduğu gibi bir milli takımda yer alma mücadelesi evet. de. İlk dörde girmeleri gerekiyor oyuncularımızın. Birinci olurlarsa 600 puanları hanelerine evet. katıp gidecekler. İlk turnuvadan dolayı Semih Saygıner'in 600 puanı var. İlk etabı o kazanmıştı. Hı-hı. Sevgili Ağrılı oyuncumuz Sabır'ı yenerek Hı-hı. Sabır Çelik finalde Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören, rağbet gören bir oyun bu.
Biraz zorlandı bu atışı yaparken lütfen. Düzeltiyorum Tayfun Taşdemir. Bakalım. Epey bastıracak, evet. Bir 5 pant. Dik gelir mi? Kaçıyor. Ayarı zor zaten. 37'ye ulaştı. Şu an toplam sayısı Tayfun Taşdemir'in. Ve de risk aldı. Ve Lütfi Çenet'e bir fırsat daha. Belki 9 sayılık bir seri olabilir mi? Şimdi burada mecburen Tayfun Taşdemir tempolu oynamak zorundaydı. O bastırmayı, o kalın görüşü sağlayabilmek için. O yüzden de top açıldı. Bakalım Lütfi Usta bunu çözebilecek mi? Time out ek süre hakkı da kalmadı her iki sporcunun. O da yine 5 bantla çıkacak. Aynı az önce Tayfun'un bıraktığı yerden devam edecek gibi. Evet, sert çıkışlı bir 5 bant. Tuş var ve o oldu. Hani sert çıkışı derken gerekeni o zaten ama tuşa yakalandı. Evet. Açıyı kapatması gerekiyordu. Köşeye de düşürdü. Fark 6'da kaldı. 17. stakaya ulaştık ve Tayfun Taşdemir'in maçı bitirmesi, evet, finale adını yazdırması için 3 sayıya ihtiyacı var. Artık Tayfun Taşdemir'den bir hata daha bekliyor. Bir Viyana ya da zikzak? Zikzak. Zikzak burada. Açısı zikzağa uygun. 3 banttan zikzak muhtemelen. Uzun uzun uzun. 2. Arkadan da olabilir. Olmadı. Yo. İşte maç sonu. Kolay değil. Kesinlikle. Son top ya da son sayı psikolojisi. Bu da tabii hep psikolojik konulardan tabii ilerlediğimiz tabii için tabii yine eklemiş olalım. Evet, zaten 3 temel dinamikten oluşuyor. 3 temel bilimle iştigal ediyor bu oyun. Geometri, fizik, psikoloji. Yani en önemlisi belki son söylediğimiz, evet, çünkü şimdi bakalım gerçekten sinir harbi de yaşanıyor. Evet, beyaz isim için. Sağından hafif bir kesme. Evet, görüyorsunuz. Geliyor. O da kaçtı. Çok çok az farkla yine. Başak Hanım'ın yüz ifadesi görüntüye yansıyor. Başak Çenet, evet, Lütfi Çenet'in eşi. O çok, da aynı duyguları paylaşıyor eşiyle. Çok usta birisi. Kendi mesleğinde. Çok enerjik birisi. Tam da fırsat olarak belki Lütfi Çenet'in hanesine bir sayı yazılması dışında bir seri yakalayacaktı. Evet. Yarı finali ve artık finali görmek için bir 9 sayıya, evet, ihtiyacı vardı ki olmadı. Ne kadar pozitif bir ifadeyle izliyordum, evet, maçı değil mi? Kesinlikle. Çünkü hepsi zaten normal hayatta aynı zamanda arkadaşlar, dostlar. Hani o anlamda, evet, tatlı bir rekabet. Milli takımdan zaten arkadaşlar. Evet, top yine hassas bir şekilde yerine kondu. Evet. Bu sefer Tayfun Usta istedi. Evet. Atatürk Oğuz ve Aytekin Yıldırım bu maçın hakemleri İzmir bölgesinden. Tayfun'un da yine ek süre hakkı kalmadığı için bir nefes alma imkanı, evet, oldu. Ama az önceki atışın savunma yönü vardı. Bakalım. Zor. Bir efe kare gelecek. Döndü. Yana efe kare diyoruz buna. Oo. İnanılmaz şeyler oluyor ama olmadı. Yine sayı gelmedi. Kaçtı. Evet. Yani o kadar çok olasılığı vardı ki sayının gerçekleşmesi için. Bunların hiçbiri... Bakın şu klaslığa bakın. Tabelaya yansımadı, evet. Görüyorsunuz. Beyaz'ın 4 banttan. 4 banttan çıkıp bir 5 bandı görüp tekrardan kırmızıya temas etmemesi çok enteresan. Ya. Çok çok büyük bir fırsat da kaçmış oldu Tayfun için. Ters falsoyla çıkıyor. O açıdan efe kareyi yaptırıyor. Bunlar inanın artistik değeri olan atışlar. Arkasından bir rikol alacak. Rikol... 4 banttan, evet, evet. Yine tam isabet. Bir rikol sayısı. Yine başa döndük. Yani bir rikolle maçı... gelen bir seri. İşte maçı maçın ikinci yarısında birikol yüzdelerini arttırdı. Çünkü masayı artık rahatlıkla tanıyor, adapte oldu. Evet. Bakalım yine birikolle gelen bir hikayenin başlangıcı mı Onur Hocam? Evet, o her şey olabilir. Şimdi 1-8 sayıya ihtiyacı var maçı bitirmesi için Lütfi Çenet'in ki bu imkansız değil. Bu ustalıkta bir ismin yaşaması kolay. 9 çekip bitirebilir şu an. Evet. Evet, ince 5 bant düşünüyor. Kırmızının solundan. Tuştan kaçtı. Köşeye girdi. Evet, sayı alıyor. Evet. Lütfi Çenet. Bir rikolden sonra seriyi 2'ye çıkarmış oldu. Toplamda da 33. sayı. Farkı 4'e indirdi. Farkı 4'e indirmesinin dışında
6 sayıya ihtiyacı var. Evet. Şu an için. Görüyorsunuz işte. Çok üst düzey bir mücadele. Hatta Avrupa'dan da bütün dünyadan da takip edildiğini biliyorum şu an. Biz sosyal medya platformlarında beğenilerden, yorumlardan onları takip ediyoruz. Güney Kore'de şu an maç takip ediliyor. Avrupa'da, Hollanda'da maç takip ediliyor. TRT dünyanın dört bir yanına bunu ulaştırıyor. Olmadı. Bu sayı kaçtı ama yine savunmaya dönük bir 7 bant. Ve 33 şu an için haneye yazılan fark azaldı. Bakalım 19. ıstakaya kadar ulaştık. Şu an için Tayfun Taşdemir'in önünde de çok üst seviyede bir pozisyon kalmadı. Bu arada maçın sonuna geldik ama bahsetmeden edemeyeceğim. Snooker'ın artık Dünya Snooker Turu'nun Türkiye etabı oynanmaya başladı. Hani Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi gibi bir şey bu aslında. Geçen sene ilk etap oynandı. Judd Trapp kazandı. Hı hı. Mart'ta da Türkiye ikinci turnuvaya ev sahipliği yapacak. Oo. İnanılmaz bir işte çıkış buldu Tayfun. Artistik tiki bu. Evet. Görüyor musunuz? Üst yani falso veriyor ve kavi saldırıyor. Bakın bakın. Hop! Evet, orada bir verdiği sırtın etkisiyle. Ve tempo, darbenin etkisiyle sırt ve darbe kombinasyonu çok güzel çözdü. İki ıstakada hanesine sayı yazamamıştı Tayfun Taşdemir. Şu an bu açılış belki maçı getirecek ve toplamda 3'e ulaşırsa zaten maçı bitirecek. Adını finale yazdıracak Tayfun Taşdemir. Kolay bir pozisyon onun için açıkçası. 3 banttan ters turnike düşünecek. Uzun, kısa, uzun şeklinde. Tuşa girmedi evet. 2 ve maç sayısı artık. Maç sayısı. Son aşamada bu mücadele için yarı finalin tuşta önemli eşleşmesinde. Kasten risk aldı görüyorsunuz değil mi? Evet. İşte çok az bir farkla tuştan kaçmayı zaten başardı. Son anlarda risk almazsanız finale çıkmanız çok zor. 19. staka. Maçın son stakası olabilir. Lütfi Çenet görüntüye yansıyor. Mücadeleyi bitirmesi için 7 sayıya ihtiyacı vardı. Bir önceki seri eğer daha uzasaydı maçı da bitirebilirdi ama sol el kullanımı var. Evet, bu arada ters elini aldı. Evet. Mecburi bir. Ama atıyor. Sol eli de fena değil Tayfun Usta'nın. Acemle biter mi maç? Biz Acemle başlayıp öyle bir sayı kaçırmıştık. Herhalde ama bitmedi. Kıl payı. Son bir şans daha. 39'a ulaştı. 40 gelmedi. İşte sol el handikapı vardı. Sağ el gibi rahat olmuyor tabii ki. Ne kadar iyi olsalar da sol elleriyle. Yaklaşık hani iki katı belki bir buçuk katı sağ elleri daha iyi. Evet. Şenet yine çok zorlandı ama bir efe kare çıkartacak orada. Boyunun da yardımıyla bastırıyor o da. Olmadı. Bir destek o da gelmedi. Evet, yani bastırıyor derken bastırmalı bir atış, kalın bir atıştı ama arkasından kaçtı. Ve yine elverişli sayılabilecek bir son sayı. Maç sayısı atacak yine Tayfun Taşdemir. 20. ıstakaya ulaştık. Ama tuş riskleri var, o da hani ne yapsam diye düşünüyor. Bakalım heybesinden hangi çözümü çıkaracak usta. Kırmızının solundan çıkacak. Tiki şimdi süresine baktı. Evet, salonda seyirciler de çok heyecanlı şu an. Müthiş bir sessizlik hakim. Maç sayısı ve bu sayı alırsa finali adını yazdıracak. İnce gördü. Taşdemir çok çok ince gördü. Çok çok ince gördü. Bilemiyorum. Çok da farklı bir aşamada sarıyı kaçırdı beyaz. Yani ve çok elverişli bir pozisyon kaldı. Hani bilmiyorum. Çok kader anı olabilir bu. Evet gördü. Çıtladı mı desek bilemiyorum. Ben orada çok farklı bir kaza da görmedim. Dediğim gibi sapma hadisesi var ya, bol falso da vermek zorunda. Falsoyu alınca yanal devir kazanıyor top, gördünüz. Evet. Ve sapabiliyor istikametinden. 20. dakikada Lütfi Çenet'e bir fırsat. Maça ortak olup finale adını yazdırmak için 7 sayıya ihtiyacı var. Kırmızının sağından 3 bantlık bir çözüm. Lütfi Çenet açılışı yapıyor 20. dakikada. Farkı 6'ya indirmiş oldu maç için. Evet. Rakibiyle aradaki farkı 5'e indirdi. Zaten bu aşamada artık farklardan konuşmamak lazım zannederim. Çünkü
O kadar çok fırsat doğdu ki her iki isme de, özellikle Tayfun Taşdemir'e, ekrandaki Tayfun Taşdemir üst üste iki ıstaka sayı kaçırdı ama sonrasında 39'a kadar ulaştı ama son sayı gelmedi. Yine son sayı psikolojisinde kaldık. Evet. Murat Naci Çoklu, Turgay Orak yarı finalinin galibiyle oynamaya 5 sayısı var. Evet. Tuştan kaçtı. Çok güzel ayarladı tuşu. 4 sayısı var finale. Kırmızıyı açabilecek mi oradan? Açıyor. Ve çok çok az bir mesafe kaldı Lütfi Çenet'in Tayfun Taşdemir'le dengeyi sağlaması için. 39-39 görür müyüz? Bilemiyorum. Ben şimdiye kadar anlattığım iş maçta 39-39'u yaşamadım. Ya da en azından o aşamada son sayı psikolojisi çok fazla yaşandı ama bu kadar üst seviyede bir rekabet ya da en azından son top, son sayı psikolojisi yaşanmadı. Evet. Kırmızının sağından 5 bant düşünüyor. Kırmızı o bölgeye gidiyor ne yazık ki. Ama yok. Arkası... Yardımcı oldu ama sayı gelmedi. Lütfi Çenet eldivenini ısırıyor. Ay Allah. 35'e ulaştı. Son 5 sayı gelmedi. Yani biz tabii hay Allah'ı 39-39 arzumuzdan dolayı hay Allah. Görüyoruz şimdi 5 banttan kırmızının yaptığı desteğe rağmen olmadı. Bu evet. Sayı kaçtı. Bir diğer yanda bir birik kol gelir mi dedim ama hayır. O çıkıştan da biraz anladı ama korktuğu başına geldi. Evet, kolay bir atış ya, ve evet. Maç bitiyor. Adını nereye yazdırıyor? Tayfun Taşdemir 40'a ulaştı. Tebrik ediyoruz bizler de Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenet'i ortaya koydukları mücadele için kazanan 20 Tayfun Taşdemir. 20 ıstakada 2 ortalamayla oynadı. Çok net. Evet, 21 ıstaka galiba. Evet. Tayfun Taşdemir artık rakibini bekleyecek. Saatler 15'i gösterdiğinde final mücadelesi yine burada yaşanacak. Bizler saat 13'ü gösterdiğinde Tuygar Orak ve Murat Naci Çoklu arasındaki yarı final eşleşmesini yine bu ekranda paylaşacağız. Son sayıyı izledik. Artık bu aşamada kaçırması çok farklı yorumlanırdı, bilemiyorum. Evet, onun için elverişli bir pozisyon kaldı. O sayı kaçtıktan sonra zaten Lütfi Çenet risk almak zorundaydı. Ama onu da değerlendirdi ve güzel bir maç oldu. Değil mi? Seyri de güzel bir maç oldu. Aradaki fark sizi yanıltmasın. Arada 5 sayılık fark var ama Lütfi Çenet için de kaderin cilvesi maç gelmişti ama kısmet olmadı. O 40-35'lik skorun üzerinde Tayfun Taşdemir'in finale adını yazdırdığı var. Bize 3 kere geri dönüş hikayesi yaşattı. Kesinlikle. Bir maç içerisinde. Hepsine artık teşekkürler. 13'teki yarı final eşleşmesinde Turgay Orak ve Murat Naci Çoklu izleyeceğiz ve finale bakalım kim kalacak Tayfun Taşdemir'in rakibi olarak. Bizler yine Rıfat Özçelik'le beraber sizi bekler olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun Onur Hocam. Ağzınıza sağlık.